Değerli izleyenler, TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün gıda güvenliği ve sağlığı konuşacağız. Hepimiz merak ediyoruz. Kullandığım, aldığım, satın aldığım gıda hormonlu mu değil mi? Sağlığımı bozar mı, bozmaz mı? İlla organik ürünler mi yemeliyim? Kafamız bayağı karıştı galiba. Bu konularda aydınlatacak değerli bir uzmanımız var. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yaşar Keskin. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Biz çok şeyi merak ediyoruz hocam. Ben de, halkımız da. Umarım bizi aydınlatırsınız bugün. Gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıdalarla ilgili aklımıza gelen her şey. Şimdi hocam, sizin biliyoruz, biz akademisyen olarak gıda ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Birçok gıda kuruluşlarına gidiyorsunuz, ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Hangi koşullarda acaba biz bu gıdaları tüketiyoruz? Bunların araştırmasını yapıyorsunuz. Önce genel olarak fakültenizin ve sizin yaptığınız araştırmalarla girelim mi konumuza? Vallahi girelim. Zaten ben bunun akademisyen olmadan önceki hayatımda kimlik ilan denetimlerini de yaptım. Yıllarca işte lokantaları, fırınları, şunları hepsini denetledik. Gıda ile ilgili ilgilendik. Sonra tabii akademisyen olunca daha bilimsel çalışmalar, neler yapabiliriz, nasıl katkılarımız olabilir, onları nasıl geliştirebiliriz, toplumumuza nasıl faydamız olabilir, o çalışmaları daha çok yaptık. Gıda tabii önemli. Zaten girişte de söyledim. 3 öğün yiyoruz en azından. Hatta bunu diyetisyenler bazen 4 öğün, 5 öğüne çıkartın falan diyorlar. Bazen de çok abartıyoruz. Abartıyorlar. Dolayısıyla buradaki tabii bunu yerken nereden başlayacağız tabii? Aslında gıda güvenliği veya gıdadaki sorunları nasıl anlayacağıza geldiğiniz zaman ta topraktan başlamanız gerekiyor. Yani çataldan işte sofraya gidip ta nasıl üreteceksiniz? Topraktan nasıl sağlıklı ürünü üretebiliriz? Veya bizim işte çatalımıza gelene kadar ki o ürünün aşamalarda nelere dikkat etmek lazım? Bir sürü aslında dikkat edilecek konu var burada. Yani satın alırken başlayacağız. En fazla pişirirken, tüketirken ona kadar dikkat edeceğiz. Ona kadar dikkat edeceğiz. Hocam, o zaman şöyle girelim isterseniz. Et, tavuk, balık, et ürünleri satın alırken nelere dikkat edeceğiz? Ve saklarken, pişirirken. Biraz isterseniz onlarla girelim. Hocam, et alırken neye dikkat edeceğiz? Şimdi, tabii et özellikle şey, parça et olarak saklamamız gerekiyor. Yani ne kadar eğer bunu siz kıyma haline getirirseniz, küçültürseniz olayı, bozulma riskiniz artmış oluyor. Gayet hani mantıklı olarak da düşündüğümüz zaman böyle. Kıyma olarak da saklayacaksanız, hani dip frize indiriyorsunuz veya bölüm bölüm saklıyorsunuz. Özellikle kurbandan sonra çok görüyorum ben. Hani kurban eti kesiliyor. İşte belli bir kısımları dağıtıldıktan sonra, yendikten sonra bir kısmı da saklanıyor. Kıyma yaptırılıyor. Tabii, yani kıyma yaptırılıyor filan. Ama ondan sonra şimdi mümkün olduğu kadar saklayabiliyorsa parça et şeklinde saklasınlar. Ama saklayamıyorlarsa, kıyma yapılacaksa da ancak tüketeceği kadar bir öğüne ne kadar kullanacaksa o kadar parça parça dip frize koyması lazım. O kıymalar dip frizde uzun süre durmasın mesela. Çok da fazla kalmaması gerekiyor. Hani 3-4 aydan fazla, daha fazla uzun süre tutmamak gerekiyor. Tutmamak gerekiyor. Hocam, tavuk, şimdi tavuk biraz tabiri caizse mimli. İşte GDO'lu falan diyoruz. Şimdi beyaz et hakikaten çok zor. Yetiştiriliş yerlerini gördüğünüz bilmiyorum ama hakikaten tavuğun yetiştirilişinde gerçekten sıkıntılar var. Hocam, ne görüyorsunuz siz yaptığınız çalışmalarda? Şimdi, eskiden nasıl yetiştiriliyordu, şimdi nasıl yetiştiriliyor? Şimdi hani bunun daha bir örneğini verirseniz, hani gidin Anadolu'ya, ben işte Amasya'da gidiyorum, görüyorum işte ablalarımın tavukları var falan. Orada ne yapıyor tavuklar? Hep dışarıda besleniyorlar. Dışarıda beslenince sürekli hareket halinde oluyorlar ve dolayısıyla etleri falan daha sıkı ve daha şey oluyor, güzel oluyor. Şimdi gidin. Tavuğu da spor yapıyor. Yapıyor. Aslında tavuk da spor yapıyor bir bakıma, evet. Değil mi? Dışarıda besleniyor ama şimdi gidin. Tabii onlar da akıllar belki. Çok fazla hareket ettirmeden ben bu kiloyu nasıl arttırabilirim düşünüyorlar. Şimdi hareket ettikçe ne yapacak? Enerji harcayacak hayvan. Hiç anlamayacak, kilo almayacak. Hocam, ilginç. Burada tabii tavuk besleyenler hani büyük şirketler diyelim. Onlar da mümkün olduğu kadar tavuk çok tabii, küçük alanlarda. Tabii, gramajı yükseliyor tabii. Haliyle. Hem işte başka ürünler vererek, yani destekleyerek, daha kilo almasını yaparak, daha fazla bir an önce iki katı, üç katına ulaşmasını sağlamak için kendi tekniklerini kullanıyorlar. Hocam, onlar, biz satın alırken neye dikkat edeceğiz peki? Yani biz tavuktan herkes artık korkar oldu. Bir de şöyle bir şey var hocam, bilmiyorum. Biz öyle duyuyoruz, artık tavuk aslında çok uzun sürelerde pişmesi lazım. 1,5 saatte anca bir tavuk pişer diyoruz. Süreler çok kısaldı. Pişirme süresi uzadıkça sağlığı, dam sağlık biraz ilişki kurabilirsin tabii. Hani gevşek et veya yumuşak et falan dediğimiz o et kısmı tabii daha çabuk pişiyor. Şimdi yeni tavuklar da görüyorsunuz, hemen yarım saate kalmadan pişiriyorsunuz. Veya işte düdüklüğe koydum, çok daha kısa sürelerde pişirilebiliyor. Tabii dışarıda işte otlayan dediğimiz o beslenen hayvanlar veya tavuklar, işte onlar daha uzun süre alıyor. Mesela Anadolu'da falan, köylerde falan daha uzun süre pişiriyor. Oralardan mı getirtelim? Ne yapalım? Güvendiğimiz markalar var, onları da mı? Vallahi biraz zormuş gibi gözüküyor. Hani hiçbir ürünü tabii kötülemek istemiyorum ama biraz sıkıntılar var bu konuda biraz.
daha biz bildiğimiz, gördüğümüz, yetiştiği yeri gördüğümüz evet. ürünleri tercih edelim diyorsunuz. Evet. Sağlık açısından balığa gelelim hocam. Şimdi balıklar tabii hakikaten hani bizim yaptığımız çalışmada da bir risk mesela. Marmara Denizi'ndeki balıklarda biz bir çalışma yapmıştık. Orada ağır metal bulduk mesela. Şimdi ağır metal hakikaten çok tehlikeli bir kirletici diyelim. Ve bu ağır metaller de denizlerde olmuyorlar. Yani dışarıdan gelen kirleticiler bunlar. Yani sanayinin atıkları şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bakıyorsun mesela midyelerde 10 katı daha fazla kadmiyum bulduk. Şimdi kadmiyum da yani İARS'in işte kanser derneğinin birinci derecede kanser yapan bir kirletici olarak biliniyor ve öyle lanse ediliyor. O zaman nasıl olacak? Midyeyi yemeyeceksiniz yani. Marmara Denizi'nden çıkan balıkları işte midyelerde 10 fazla kadmiyum varsa işte civa varsa başka kimyasal kirleticiler de varsa bunu o zaman hakikaten ben çok seviyordum mesela midye tabii şimdi yiyemiyorum. Yiyemiyorsunuz. Hocam balık için peki? Balık için de aynı şey. Midede olan şey. Özellikle aynı şimdi şey. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor balıklarda? Dip balıklarında sıkıntı kaynaklanıyor. Şimdi ağır metaller dibe çöküyor. Dibe çökünce dipte yaşayan balıklar o kirleticileri alıyor. Ve dolayısıyla siz de o balığı yediğiniz zaman buna otomatik olarak işte vücudunuz, karaciğeriniz ağır metale maruz kalıyor ve orada kirletici oluyor. İşte bizim Karadenizlerde de dedem çıksa yerim hani denizden falan evet. artık öyle olmuyor maalesef. Hani çıkan oradaki ürünlere de dikkat etmek gerekiyor. Zaten bunu ta 1950'li yıllarda aslında tam Minamata hastalığı dediler. Minamata körfezi var mesela Japonya'da. Orada balıkçılar arasında bir zehirlenme vakaları görülüyor ve anlayamıyorlar uzun süre biliyor musunuz? Hiç akıllarına gelmiyor. Yani oradaki bir işte körfezde bulunan bir fabrika atığını körfeze verecek. İşte arıtması yok işte şeyi. O zaman ne olacak? Oradaki civayı balıklar yiyecek. O balıkları da insanlar yiyecek ve zehirlenecekler. 5 yılda anlayabilirler ancak bunu zehirlenme bakarlar. Hocam biz gene balık yiyeceğiz. Çaremiz yok ama bari en azından raflarda gördüğümüzde, balık satan yerlerde gördüğümüzde bilmiyorum tazelik açısından ya da biz görerek neye dikkat ederek alalım? Tabii şimdi zaten hani mikrobiyolojik risk olarak baktığınız zaman işte hani bozulmamış gıdayı falan. Tabii tüketilen gıdayı falan alınabilir. Gene yapılan bizim yaptığımız çalışmada hamsi falan temiz gözüküyor. Ortada gezen balıklar, lüferdi, işte palamutlu falan çok onların nispeten... Çok dip balıkları yemeyeceksiniz. Kepa'da işte kalkan bile dip balığı. Kalkan, kepa'yı çok önermiyorsunuz bu anlamda. Pahalı balık hani yenmiyor ama insanlar da yiyemiyor. Ama sonuçta zaten hani böyle bir kirleticilik de var. Midyeyi zaten hiç mümkün olduğu kadar tüketmesinler. Ona dikkat etsinler. Dip balıklarını yemesinler. Ama yukarıda gezen hamsiler, işte istavrit, lüfer, orta balıkları biraz bunlar nispeten geziyorlar. Onlar tüketilebilir ama alırken tabii işte kokusuna, bozukluğuna falan ona dikkat edecek. Canlılığına falan dikkat etmesi lazım. Dikkat edin. Bayağı hocam işin eksperi olduk artık halk olarak. Peki hocam meyve sebzelere gelelim. Bunlar da işte GDO'lu, hormonlu, hormonsuz, organik mi değil mi diye hep bir hanımlar, şimdi, beyler soru işareti yazıyorlar. Tabii meyve sebzeler hakikaten çok ciddi bir sorun gözüküyor. Aslında hormonlu gıdalar üzerinde böyle baktık. Hep hormonu suçluyoruz ya. Aslında hormonla çok da fazla büyük bir riski olmuyor olmadığını düşünüyoruz insan sağlığı açısından. Çünkü zaten gerçekten insan sağlığını bozacak derecede bir hormon varsa o gıda zaten o gıda olamıyor. Baştan kendisi bozuluyor yani. Dolayısıyla bizim daha çok korktuğumuz pestisitler dediğimiz ve kimyasal kirleticilerdir. Şimdi Anadolu'da gidin. Bu sebze ve meyvelere bakıyorsunuz, hakikaten ben gittiğim zaman de inceliyorum, bakıyorum. O kadar çok kontrolsüz bir derecede bu ilaçlar yapılıyor ki. Pestisitler. Hı-hı. İnanılır gibi değil yani. Nasıl yapıldığını da bilmiyor kişi. Nasıl sulandıracak bile, 2 mi, 3, 5 nasıl sulandırıp verilecek bile onu da bilmiyor. Birileri bir şey söylüyor, onu işte veya komşusundan nasıl görüyor. Belki bunu satan satıcılara göre hareket ediyor. Çok son derece yanlış. Nasıl anlayacağız hocam pestisit olduğunu? Tabii onların üzerinde zaten öyle bir şey ki pestisitler... Sadece yıkayınca da çıkmıyor. Çok enteresan bir şey yani. Kabuğunu soymanız hatta kabuğun altına geçtiği de yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Üzerinde beyaz bez lekeler var. Onlar işte o lekelere falan ona göre dikkat etmek lazım. Çok iyi yıkamak lazım. Yani en azından belli bir oranda azaltabilmemiz gerekiyor. Sıfırlamak şansımız olmasa bile. Ama hakikaten bu kimyasal kirleticilere bakın pestisitlere. İşte DDT bile bunlardan bir tanesi. Yasaklandı şu anda Allah'tan ama... O kadar çok var ki yani... Hocam en çok nelerde pestisit kullanıyor? Sebze, meyve ayırabiliyor muyuz hocam? Hiç ayıramazsınız. Hepsinde hiç, kullanıyorlar. Hepsinde bol miktarda domatesle biz lekeli sebze meyvelerden mi biraz çekinelim diyorsunuz? Lazım. Yani hormon olabilir biraz işin şeyinde de var. Yani var. Destekliyorsunuz. Destekliyorsunuz. Biraz gelişim için falan filan veriyorlar. Zaten hiç şansınız yok onu anlayamıyoruz ama... Özellikle de pestisitler konusunda hakikaten çok ciddi bir sağlık sorunu var. Ve biz yani neden zannediyoruz ki işte bu pestisit kullanımı olsun, orman kullanımı olsun diyelim hani başka ağır metaller kullanımı olsun ve çevresel kirliliklere bağlı olarak ne yapıyor? İnsanda bir sürü kanser vakalarında artış olmadı mı şu anda Türkiye'de yapılan çalışmalarda genç yaşlarda kanser görmeye başladık. Eskiden bunları bu kadar görmezdik.
Bunların hangisini suçluyorsa bir sürü suçlanacak şey var aslında baktığınız zaman. Gıdada bunların önemli maddelerden bir tanesi. Biz olabilecek o zaman pestisit dediğimiz meyvenin sebzenin üstünde leke görüyorsak onlara biz çıkmayan leke lazım. Görenlerden sakınalım diyoruz hocam. Peki süt ve süt ürünlerine geldik. Yoğurt, süt, peynir. Burada hocam marketlere gidiyoruz. Hem açıkta satılıyor, kapalı satılıyor, ambalajlı, ambalajsız satılıyor. Şimdi, bizim burada tabii da kafamız karışık her zamanki gibi. Hangi sütü kullanalım? Hangi sütü kullanalım? Biz gene bir projede görü almıştım. Ben sütü anlatmıştık. Hekim arkadaşlara da anlatmıştık bana. Hangi sütü önerelim falan şeklinde. Şimdi burada üç türlü hani kabaca ayırabilirsiniz. Bir açıkta satılan süt. Hani, evet. Sokakta sokak sütü diyorlar. Yani evet. Getiriyorlar işte evet. Şey veriyorlar. Birincisi o. İkincisi pastörize ettiğimiz süt var. Pastörize. Pastörizasyon hı-hı. Günlük süt diye halk arasında şişe biliniyor. Sütlerimiz. Şişe sütleri değil mi? Ama şimdi kutuya da soktular onu. Onlardan da var. Bir de ayrıca UHT dediğimiz işte uzun ömürlü süt. İşte 6 aylık bir süre veriyorlar ya. Onlar işte yapıyorlar. Bunların tabii teknikleri aslında uzun ömürlü 135-140 dereceye çıkartıyorlar sütü ve 2-6 saniye tutuyorlar. Çok kısa süre tutuyorlar. Pastörizasyonda işte 65-70 derecelerde 20 dakika falan tutuyorlar. Şimdi burada sanki mikrobik risk açısından bakarsanız sokak sütleri tehlikeli tabii. Şimdi nasıl taşındığı belli değil, nasıl yaptığı belli değil. Bu seferde ne yapacaksınız? Aldığınız sokak sütünü ciddi bir kaynatmak lazım. Kaynattığınız zaman da ne kadar kaynatacağız? Bir dakika, iki dakika kaynatmakla olmaz ki. Nereden baksanız bir 10 dakika kadar kaynatın diyoruz. 5-10 dakika arası. Kaynattığınız zaman da bu sefer UHT'nin durumuna sokuyoruz. Vakur vakur kaynatıyorsunuz. O kaynatma esnasında bu sefer içerisindeki proteinler, kalsiyumlarda bir yıkım olmayacak mı yani? O kayıp olacak. O da bir risk oluşturuyor. Pastörize süt sanki daha kullanılabilir bir süt ama o zaman da günlük sütü çabuk tüketmek gerekiyor. İşte birkaç günlük bir ömür veriyorsunuz. Burada da tabii maddi kayıp oluyor. İnsanlar açısından baktığınız zaman böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. UHT sütte tabii çok soruyla karşılaşıyor. Madem 6 ay süre veriyorlar, evet. Bunun içerisinde katkı mı var? Katkı maddesi evet. Katıyorlar mı falan diye çok hekim arkadaşlarına bu konuda çok ciddi sorular gelmişti. Aslında UHT sütte katkı maddesi yok. Buradaki teknik tabii 135-140 dereceye çıkınca mikrop kalmıyor içerisinde. Bir de onun saklama ambalajı olan işte kutular işte 7-8 katlarda falan böyle işte içinde folyo da var. Dolayısıyla güneşte alma şansı yok. Bozulmuyorlar. Evet. Hani sıfır mikroplu koyduğunuz zaman koruyordu mu bir şey olmuyor. Katkı maddesi olmuyor ama tabii o 135 dereceye çıkınca süt ne oluyor? Onu bir düşünmek lazım. Hani içerisindeki protein ve kalsiyumda bir takım yıkımlar olabilir. Siz de bu konuda bilimsel araştırmalar yapan kişi olarak pastörize sütü bizi günlük sütü öneriyorsunuz. Kapı bence sütünü de pastörize çok süt daha sanki kullanılabilir ve daha insan sağlığı için daha uygunmuş gibi gözüküyor. Tamam hocam. Bu konuda da aydınlanmış olduk hocam. Peynir de, yoğurt da. Şimdi yoğurdu da evde yapıyoruz artık. Biraz eskiye dönüş var. Yani evde yapılmaya çalışılıyor. Gene raf ömürleri uzun oluyor yoğurtların. Bunları da mı tüketmeyelim peynir için keza? Burada da bizi aydınlatır mısınız biraz? Yani şimdi biraz? Şöyle diyeyim. Hakikaten bir şeyin raf ömrü uzunsa dikkat edeceğiz. Yani burada bir sıkıntı var değil mi? Hani gerçekten bu UHT sütü falan. Ne kadar uzunsa hocam? Yani ürününe göre değişiyor mu? Şimdi yoğurtun şöyle bakalım. Ben de işte Anadolu'da yetişmiş bir çocuk olarak hani yoğurdu zaten annemler yaparlardı. Öyle bir yetiştik. Şimdi zaten yoğurdu kendiniz yapmıyorsanız, dışarıdan alıyorsanız zaten bakıyorsunuz bir aya kadar şimdi ömür vermişler. Yoğurtları görüyorum şaşırıyorum ben o kadar olmaz yani. Bir yoğurdun ömrü bu kadar bir aylık bir raf ömrü son yani. Kullanım tarihi olmamalı. Olmaması olur herhalde yani bir problem var. Çünkü yoğurtlara bakıyorum bizim köyde yapılan yoğurtlara baktığınız zaman 3-5 gün içerisinde zaten ekşir. Çok da sulanır ve o şekilde tüketirsiniz. Zaten o suyunu da içersiniz yani orada bir sakınca yok. Aslında çok da faydalıdır hani evet. Yoğurt suyu. Ondan sonra ama bir haftadan fazla da yoğurdu çok da fazla şey yapmamak lazım. Yani bir hafta içerisinde bu işi halletmeniz gerekir. Yani ürettiğiniz yoğurdu da tüketmeniz gerekir yani. Zaten tükeniyor zannediyorum. Bir o konuda da yani biz peki hocam çoğunun ama raf ömürleri bir ay falan galiba yoğurtların. 21 gün. 21 gün. Hocam bir hafta 10 günlük raf ömrü olanı biz görebilecek miyiz peki? Vallahi öyle marka var mı? Vallahi doğal yoğurt diye bazen görüyorum raf ömürlerini falan kısa tutuyorlar. Onlar alıyorum ben bile kendim alırken mesela. Süzme yoğurt hocam. Süzme diye satılıyor bir de ayrıca. Onun için bir şey olabilir. Süzme yoğurt o kadar tüketim bazı tadı da falan değişik oluyor. İnsanlar damak tadı var. Hani köyde olan arkadaşlar veya Anadolu kökenli olanlar da bu süzme yoğurt tüketilebilir. Orada bir sıkıntı yok. Tamam. Peynir için ne dersiniz? Şimdi peynirlerde de hani baktığınız zaman şimdi burada tabii pastörize edilmiş sütlerden yapılan peynirler ki dışarıdaki ambalaj peynirlerin hepsi aslında pastörize edilmiş. Dolayısıyla orada bir aslında sıkıntı olmuyor. Yani mikrobik aslında bir sıkıntı olmuyor. Ama hazır mesela burada bizim peynirlerdeki ve sütlerde en büyük korkumuz Brusella hastalığı yönden. Brusella büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü orada işte kaynatılmamış işte pastörize edilmemiş sütlerden yapılıyor. Mesela çiğ sütten yapılan peynirler var. Özellikle benim hani araştırdığım bizim o Erzurum yöresinde falan çiğ sütten yapılan peynirler oluyor. Orada işte Brusella riskini sıfırlayamıyoruz. Tamamen sıfırlama şansımız olmuyor. O zaman muhakkak bu tür
markalı ürünlerin hepsi pastörize edilmiş sütlerden yapıldığı için orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Hocam şimdi biz markete gidiyoruz, ambalajda bir sürü ürünle karşılaşıyoruz. Biz okuyunca nelere dikkat edelim? Yani sütte de, peynirde de, diğer gıdalarda da ne yazmayan ürünü almayayım? Ya da şimdi siz bana bir şey diyeceksiniz. Ona o zaman Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı izin mi veriyor ben diyeceğim. İşte ya şimdi tabii ne doğru dersiniz? Söylüyorsun. Aynen öyle. Şimdi hadi ben mesela ne yapıyorum? Siz ne yapıyorsunuz? Ben eşim pratiğine baktığım evet. zaman ben vallahi o içindekiler kısmını okuyorum. Zaten okuma şansın yok. Hani biraz da büyüteçle gideceğiz. Ben birkaç kişi gördüm büyüteçle bakıyorlar. Çok hoşuma gitti. Vatandaş gelip almış büyüteci böyle bakıyor yani şeyin içerisinde. O içindekiler yazısını okuyor. Hatta gittim konuştum da yani bir kadın hakikaten bilinçli yani. Şimdi bilinçli bir tüketici olunca. Şimdi o içindekiler kısmı ne kadar azsa. O katkı maddeler olarak yazıyorlar işte E'ler falan var. Hani evet. Meşhur. O ne kadar azsa o kadar onu tüketmek lazım. Hakikaten ilginç yani. Bakıyorsun çok 20, uzun bir liste 20, olmasın evet, orada. Aynen öyle yani. Çok az zaten o katkı maddeleri azaldığı sürece sizin laf ömürleri de zaten azalacaktır göreceksiniz. Daha kısa tutacaklar. Hocam peki hiç olmamalı. Aslında gıdada şu katkı hiç konmamalı. Şimdi kanserojen etki de diyoruz. Hiç olmamalı dediğiniz madde var mı? Bütün gıda ambalajlı gıdalar için geçerli. Şu anda eğer gıdanın içerisine konan hepsi şöyle yani %100 kanser yapıcı maddeler değiller bunlar. Tamam, yani. Tabii dolayısıyla ki. Tabii olsa ki. Zaten bakanlık buna tabii izin vermez. Izin vermez. Tabii şimdi sadece bizim bakanlık değil ki aynı maddeleri Amerika'daki devleti kullanıyorlar. Evet. Dolayısıyla oradaki daha da sıkı denetleniyor falan. Ama şimdi bilinen o kadar çok kirletici var ki aslında baktığınız zaman. Hani gıdanın içerisinde de giren, gıda dışında da kirleticiler. Bunlara biz çok maruz kalıyorsunuz. Şimdi bu maruziyet sonucunda ne yapacağız? Bunları mümkün olduğu kadar hayatımıza az sokmaya çalışacağız. Bütün aslında işin tekniği bu. Evet. Özü bu yani. Bunu yapabiliyorsanız yapacaksınız. Şimdi bisküvi tüketme konusuna gelelim. Şimdi bisküvinin içerisine bakın o kadar çok katkı maddeleri var ki yani. Bu risk işte. Bunu alacaksınız yani. Şimdi karaciğer, şimdi ne oluyor? Bu tür katkı maddeleri veya bu tür işte eklenti yapılan maddeleri diyelim. Vücut nasıl atacak? Karaciğer zorlanacak değil mi? Böbrek zorlanacak. Şimdi karaciğer ve böbreği siz sürekli zorluyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz? Sigara içerek zorluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İçki içerek zorluyorsunuz. Veya işte başka maddeler kullanarak zorluyorsunuz. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi üstüne üstlük bir de bu gıdayla zorluyoruz. Bunlar işte o zaman ne yapıyor? Karaciğer de işte başka türlü sıkıntı, yağlanmalar yapıyor. Karaciğer kanseri yapıyor. Böbrek tümörleri yapıyor. Böyle sıkıntılara karşı karşıya. Korkarak da yaşamayız tabii ama biz minimum önlemimizi alalım. Yani aşırı derecede içinde madde olduğunu gördüğümüz ürünleri evet. ambalajlarına bakalım, almayalım. Daha az. Evet. Şimdi baktığımız zaman hani Anadolu'daki o işte sebze meyve derken evet. oradaki işte pestisit kullanımı da inanılır gibi değil yani. Bunun hakikaten karaciğer üzerine öyle toksik etkileri var ki bugün anlatsak başka bir programda anlatmak lazım. Hocam neler artık yapıyor? Da çok kullanıyor pestisit. 15-20 yıl önce daha mı az kullanılıyordu pestisit? Şimdi sürekli niye artıyor. Niye bu kadar ihtiyaç duyuyor sürekli hocam? Sürekli artıyor. Fazla... Köylü çiftçi. Şimdi gene biz aslında biliyor musun ülke olarak mesela Amerika'ya göre daha az kullanıyoruz. Enteresan yani. Bilinçsiz kullanıyoruz ama. Şimdi Amerika mesela dünyadaki pestisit tüketiminin hani bunun %20'sini Amerika aşağı yukarı. Brezilya ikisi karşılıyor yani tüketiyor. Çok fazla tüketiyor çünkü çok fazla orada ürün üretiyorlar. Şimdi mecburen de kullanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kullanmazlarsa ürün üretimi çok düşüyor. Bu sefer de açlık baş gösterecek diye aslında korkuyor. Bugün devletimiz aslında bunu çok yasaklayabilir. Çok da kolay. Niye yasaklamıyor? Çünkü bu sefer üretim düştüğü zaman açlık sıkıntısı başlayacak. Bu sefer açlık sıkıntı daha da büyük tehlike. Şimdi nüfus da artıyor. Yani bu nüfusu nasıl besleyeceksin? İşte oradan geliyor bir şeyler yapmaya. Aynen öyle tabii. Yani şimdi nüfus artınca sen bu üretimi de arttırman lazım. Şimdi üretimi nasıl arttıracaksın? İşte bir takım teknikler işte pestisitler şunlar bunları kullanarak üretim arttıracaksın. Bu nasıl azaltacaksın? Olmaz ki. Pestisidi kullanacağız ama kontrolü herhalde. Mümkün olduğu kadar sıfırlama şansınız yok. Mümkün değil. Nasıl yapacağız? Peki hocam şöyle bir şey sorsam bilmiyorum bir yanıtınız var mıdır? Bizim vücudumuzdan bunları aldığımız ufak katkıları, kanserojen madde demek istemiyorum ama öyle olduğu söylenen gıdaları tüketiyoruz filan. Bunları izole etmek için vücudumuzdan, etkisini azaltmak için alacağımız başka bir besin var mı ya da başka galiba bir şey? Antagonisti diyorsun. Zıt bir şey maalesef henüz daha bulamadık yani. Aslında panzehri yani. Panzehri bulamadık yani o kanserojen maddelerin ama tabii nasıl yapmamız lazım? Bunu şöyle öneriler getirilebilir aslında basit. Bir kere çok su tüketimini önermemiz gerekiyor. Yani. Tamam. İşte günde 2 litreye yakın bir su tüketimi yapmak lazım. Beslenmeyi daha çok sebze ağırlıklı yapabilmemiz lazım. Sebze ve meyve ağırlıklı yapabilmemiz gerekiyor. Ne buluyorsak da aslında sebzeden yiyelim hocam. Aynen. Yani pestisit lekesi olmasın yiyelim. Aynen. Yani çok kafamızı karıştırmadan. Çok doğru söylüyorsun. İşte ıspanaktı, semizotuydu falan o tür şeylerin işte puzzle'sıydı. O kadar bol ki lahana mesela. Hani bunların hepsi bizim ülkemizde bol ve ucuz yani. Hani bunu nasıl tüketmiyoruz anlamıyorum ben. Hani oturup hala etine bağımlı kalmışız falan. Şimdi bu tür şeyler zaten detoks etkisi yapıyor vücutta aslında baktığınız zaman.
Bol su tüketimi bunu beraber yaparsanız, beslenmenizi evet. buna düzenlerseniz zaten hem o hani olumsuz kelimeyi de kullanmayalım mümkün olduğunu ama kanserojen, antikanserojen bunlar aslında bir bakımı. Evet. Bunu da vücudumuzdan detoks şeklinde atmış oluyoruz. Atmış oluyoruz. Hocam peki bir ambalajlı folyolar var, streçler var. Gıdalarımızı bununla saklıyoruz. Pişirdiğimiz ya da pişirmediğimiz gıdaları, peynirleri, sebzeleri, meyveleri bazen. Bunları öneriyor musunuz? Bunlarda herhangi bir... Öneriyoruz. Tabii öneriyoruz. Özellikle dışarıya çıktığınız zaman mesela bir sandviç yapıyorsunuz. İşte streçliyorsunuz, götürüyorsunuz. Folyoya işte en azından sarıyorsunuz, buzdolabına koyuyorsunuz. Bunlarda bir sakınca yok. Bunları kullanabiliriz. Yani bayatlamasını önlediği için mi? Bayatlamasını önlüyor. Mikrobiyolojik kontaminasyonu da önlüyor. Dışarıdan başka mikrop ulaşması. Evimizde dolapta da çünkü evet. sarıyoruz, koyuyoruz, kurumasın diye gıdalarımız. Evet, kurumasın buzdolabına koyarken ona koymak lazım. Onun olumlu etkileri var. Rahatladık hocam. Peki hocam, şimdi gıda yıkama ve saklama koşullarında biz aldık gıdalarımız. Sizin söylediğiniz önerilerle gittik markete, pazara alışverişimizi yaptık, eve geldik. Bu gıdayı yıkayacağız ve saklayacağız. Pişireceğimiz zaman çıkaracağız. Evet. Burada nasıl önerileriniz vardır? Yıkarken biz neye dikkat edelim? Sirke kullanalım mı? Örnek veriyorum, o da popüler. Yani aslında tabii çok vatandaşlarımız kullanıyor sirkeyi. Yani biz evet. öneriyoruz da sakınca yok sirke kullanımında. Sirkenin hani bir mikrobiyol özelliği de var. Hani mikrobiyol özelliği de var. Sirke kullanılabilir. Sebzelerin. Tabii biz zaten hani dışarıdaki kullanımlarda sirkeyi çok pahalı oluyor. Tabii de mesela klor kullanıyoruz. Hani sıvı klor var, toz klor var, tabletleri de var. Hocam bunlar. Restoranlarda büyük yerlerde mi kullanılıyor klor daha kullanıyor. Çok? Hı-hı. İşte klorlu suya, işte mesela bizim için en büyük risklerden bir tanesi kıvırcık. Dışarıdaki yerken çok dikkat etmemiz lazım. Hele özellikle maydanoz yerken dikkat edin, uçaklarda hiçbir zaman maydanoz göremezsiniz. Evet. Değil mi? Şimdi maydanozlu bir ürün görmezsiniz orada yani. Yoksa maydanozda çok C vitamini vardır. Evet. Aslında tüketmemiz de gerekiyor. Ama maydanoz bu mikrobiyolojik risk açısından çok büyük şey. Tehlike. Öldüremiyorsunuz. Yani ne kadar şey koysanız, çok fazla klora koysanız bu sefer şeyini bozuyor. Hem yapısını bozuyor hem tadını bozuyor. Dolayısıyla az şeyleri de öldüremiyoruz. O zaman kullanmıyoruz. Biraz maydanozu kendimiz yıkayalım. Kendimiz elde bol miktarda hani sirkeyle falan filan yıkarsanız tüketebilirsiniz. Çok da faydalı bir şey. Hocam saklama koşullarında siz halkımız sizce doğru mu yapıyor, yanlış neler yapıyor saklarken? Yani saklama kaplarında öneriyoruz tabii ama saklama kaplarında mümkün olduğu kadar hani ince plastik olmamasını öneriyoruz. Kalın plastik. Kalın plastik kullanmasını daha çok. En ideali cam. Onun maddesine filan bakalım mı hocam? Yani kalın plastik, içinde bunun ne madde varmış? Şimdi zaten adını söylemeyelim. Bazı markalar var, çok yaygın, biraz pahalı ama çok güvenilir olduğu için halkımız kullanılabiliyor bunlar, saklama kaplarını. Bunlar. Aslında ben de baktığım zaman önce sanki fiyatlarla biraz orantılıymış gibi gözüküyor. Yani hani daha pahalı saklama kapları sanki daha sağlıklı gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor. Hocam şimdi damacana olayına ben de girmek istiyorum. Bir de normalde plastik şişelerde alıyoruz, sular içiyoruz. Şimdi bu su ne kadar... Beklesinde içelim. Damacana da biz gerçekten neye dikkat etmemiz lazım? O şişenin numarasına, işte seri numarasına. Vallahi şöyle bir şey, ben damacana suyu ben de evde kullanıyorum. Evet. Hani açıkçası sana itiraf edeyim, hani kullanmıyor değiliz, hepimiz kullanıyoruz. Şimdi burada önemli olan tabii ara bir çok gündemde oldu biliyorsun. Damacana evet. suları işte kullanılsın kullanılmasın falan şeklinde. Şimdi damacana suyu alan insanlar risk alıyor demektir. Bu gayet normal bir şey. Tamam. Şimdi bir insan kaynağından suyu... alma şansımız yok ki. Evet. Ne yapıyor tüketici, yani üreticiler ne yapıyor? İşte kaynaktaki suyu damacanada doldurup bizim işte evlerimize tüketmemizi sağlıyorlar evet. değil mi? Şimdi siz orada kaynaktaki suda mikrop olmayabilir aslında bakarsanız. Ama damacanada suda mikrop olabilir. Evet. Şimdi damacana suda bulduğumuz mikroorganizmayı diyelim bizim o suyun kirli olduğunu ve ki suyun mikroplu olduğu anlamına gelmez ki. Kaynak temizdir. Ama sadece o damacana suyu ilgilendirir oradaki mikrobiyolojik risk. Evet. Yani damacana su eğer mikropluysa ben diyeceğim sadece o damacana suyun sorumlu tutabilirim. Evet. Kaynağını sorumlu tutamam. Hı-hı. O zaman şunu yapabilirsiniz. Yani denetimlerde falan damacana suyuyla bakarsınız. Birkaç tane damacana suyuya bakarsınız. Aynı şirketin veya aynı üretim yapan şirketin damacana suları bozuksa ondan sonra kaynağına bakarsınız. Kaynakta da bozuksa o zaman bir ceza işlem yapmak lazım. Yani sadece damacana suyuyla ilgili olmayabilir. Ha, damacana suyunun gerçekten doğru temizleniyor mu, temizlenmiyor mu? O da bir şey. Evdeki damacana suları düşünün. İçine başka sigara atanlar var, başka şeyler atanlar var. O şekilde gidiyor. Orada temizlenirken, işte dezenfekte edilirken doldurmadan önceki yıkama esnasında ne kadar başarılı oluyor. Falan. Hani ben birkaç tane yere götürmüşlerdi. Beni çok kötü şartlarda suyu içerisinde yıkıyorlar damacana suları mesela. Hani çok fazla hani marka ürünler bunu yapıyor ama daha az
maddi gücü olmayanlar diyelim. Böyle bir sistemi de tam kuramamışlar. Kendileri ben gördüğüm mesela bundan 3-5 yıl önce görmüştüm. Hortumu şeyi sokuyorlar. Hortumu dolduruyorlar, çalkalıyorlar, boşaltıyorlar, su dolduruyorlardı mesela. Hocam işin bir boyutu da damacana su. Keşke bunu bile almak zorunda kalmasak. Musluk suları da güvenli deniyor. Şu an bizim yaptığımız gene çalışmalarda İstanbul'daki İSKİ'nin suları temiz. Yani hani mikrobiyolojik risk açısından yok. Klorunu ayarlayabilirsen için yani. Yani klorun tadında bir sıkıntı olduğu için. Hocam peki apartmanların özellikle eski evlerde, eski apartmanlarda bu borular falan biraz daha tabii eski şimdi oluyor. Bir, şöyle bir şey var tabii hani yapılan çalışmaların hani çoğu bir kısmı tabii boru sisteminin ne kadar değiştirilmiş değiştirilmemiş onu bilemiyoruz. Ama bizim bildiğimiz asbestli borular çok kullandı. Biliyorsunuz kanserojendir asbestler. Onlar değiştirildi ama artık şu anda pek yok İstanbul'da. Tabi Bedrettin Dalan'ın döneminden itibaren değiştirilmişti bunlar. Şimdi tamamen hepsi sıfırlandı, değiştirildi. O borular kullanılmıyor. Ve hakikaten de güzel şey yapıyorlar, kullanılama yapıyorlar. İSKİ bu işte başarılı bayağı. Süper kullanılama yapıyor. Zaten eve gelene kadar işte 0.2-0.3 ppm'lere falan düşüyor onun şeyi etkisi ve şey yapıyor. Ama tabi bazen ayarlanamıyor. Bazen duş alırken bile görürsünüz gözünüz yanar işte bazen alerji olur. O çok o anda demek kololama yapılınca falan işte gelene kadar kuvvetli bir kolola geliyor. Çok kısa arıtmayı önerir misiniz? Damacana su almıyoruz. Bazıları tercih etmiyor, almıyor. Ya arıtmayı bu gerçekten zaten mikroorganizma yoksa niye arıtalım yani? Hani baktığınız zaman ama içerisindeki kokuları işte kuluru arıtmak için yapıyorsanız yapabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama orada da dikkat edin. Bu sefer kendisi de üretmeye başlar. Onun belli bir periyotlarda değiştirilmesi lazım bazı parçalarının. Arıtmalarda filtrelerin değişmesi mesela lazım. Bazen unutuluyor falan. O da bu sefer kendisi risk oluşturuyor. Su temiz oluyor ama sen arıtırken risk alıyorsun. Hocam ufak ufak notlar almıştım. Hızlıca onları geçelim. Sanıyorum bir 7-8 dakikamız kaldı. Evet. Sonra da gıdayla bulaşan hastalıkları gelip koruyucu hekimliği vurgulayıp toparlamayı düşünüyorum. Hocam toz şeker mi, küp şeker mi? Toz şeker. Aslında şeker kullanmayın diyeceğim. Zaten ben hayatımda şekeri sildim. Zaten şekeri nasıl alıyorum? İşte balla alıyorum, meyveyle yiyorum, onu alıyorum ama çayımda kullanmıyorum. Biz küp şeker çok dikkat ediyoruz. Bir yere gittiğimiz özellikle hep yani küp şeker biraz galiba kimyasal o küp şekeri kıvama sokmak için kimyasal bir takım bir şeyler işlemlerden geçiriyorsunuz. Ne kadar çok işlemden geçiyorsa bir ürün ona dikkat edeceğiz. Bari şeker tüküyorsa biraz küp şeker, toz şekeri dönelim. Toz şekeri ne olur ne fark eder. Esmer şeker için ne diyorsunuz? Burada tüketilebilir esmer şeker ama şekerin hepsine ben o kadar fazla sıcak bakmıyorum. Esmeri de şey birazcık daha masum olabilir ama yani sonuçta şeker. Hocam hemen tuza geleyim. Kaya tuzu, Himalaya tuzu burada. Tabii o Himalaya tuzları falan hani baktığınız zaman daha çok içerisinde mineral olduğu biliniyor. Deniz tuzu kullansınlar. Deniz tuzu. Evet yani sakın. Deniz tuzu. Hocam tereyağı, zeytinyağı alırken sizin özellikle siz neye dikkat ediyorsunuz? Onu sorayım. Ben sızma zeytinyağı kullanıyorum. Ve tereyağı kullanıyorum. Ayçiçek kullanmıyor musunuz? Ayçiçeği mümkün olduğu kadar kızartmalarda kullanırım. Tereyağını zeytinyağını kızartmada pek kullanmam. Ama ayçiçeğini kızartma olarak yani patates kızartması yapıyorsanız orada kullanıyorsunuz. Tereyağından da pek korkmayalım değil mi hocam? Tereyağında korkacak bir şey yok. Tereyağı tüketilir. Burada sıkıntımız şu. Tereyağda tabii fazla kalori aldınız yani birazcık. Evet. Onu biz İstanbul'daki ortamlarda fazla tüketemiyoruz, eritemiyoruz. Hani Anadolu'da olsak, tarlada çalışsak onların hepsi sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde halledilebilir. Margarin hocam. Şimdi bazı markalar var kalp dostu olarak hani margarin olarak çıkıyor ama bunlar ne kadar dostumuz bizim? Hayatımızdan çıkaralım mı onları? Vallahi zeytinyağını tüketebiliyorsa insan biraz pahalı ürün olarak hani şey yapıyorsunuz. Herkes alamayabiliyor. Alamayabilir ama tabii mümkün olduğu kadar az sokacağız şeyi. Margarin de hani kullanmak zorunda kalıyorsa az kullansın. Zeytinyağı ağırlıklı beslenebiliyorsa onu yapsın. Hocam mevsimde sebze meyve tüketmeyi çok önemli diyoruz. Siz de bu kadar önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Her şeyi zamanında yemek gerekiyor. Hani işte kiraz zamanı yiyeceksiniz. İşte karpuz karpuz zamanı. Yani kışın karpuz yemeyi yani çok da fazla önermiyoruz. Ama burada tabii her şeyi zaten bütün o meyvelerin hepsi antioksidan. Evet. Hem kanser önleyici. Evet. Detoks etkisi var. Evet. Dolayısıyla bunların hepsini zamanında bol bol yememiz lazım. Zamanında bol bol. Hocam işlenmiş işlenmemiş gıda dediğimiz bir olay var. Sucuk, salam, sosis işlenmiş gıda sanıyorum kategorisine giriyor. Bunları biz azaltalım mı hiç mi yemeyelim? Gerçekten bunda kanserojen bir şey var mı? Becerebiliyorsanız yemeyin. Ama şimdi sucuk yani Türkiye'de yaşayan insanlara sucuk yemeyin dersek nasıl yani başarısız kalacağız? Yiyin ama. Alırken burada neye dikkat edelim? Şimdi eti ayrı bir kategoriye soktuk. Bunlar da sonuçta et ürünleri var. Alırken hiçbir şey anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Ucuzu pahalısı var mesela. Tabii şimdi hocam. Zaten içerisindeki burada et oranı yükseldikçe şey yükseliyor. Fiyat yükseliyor yani.
Dolayısıyla ne kadar kattığını katmadığının üzerinde yazıyorlar ya, şu kadar %20-30'du falan filan hani et olduğunu söylüyor. Hocam pahalı marka var, ucuz marka var sucuk alırken. Şimdi pahalı olunca biz illa çok iyi sucuk yiyoruz diye bir şey diyebilir miyiz o zaman? Et oranına mı bakıyorsunuz? Et oranına bakıyorsunuz, oradan pahalı oluyor zaten. Tamam. Hani mümkün olduğu kadar. Ama hani kendiniz yapabiliyorsanız ki yapanlar var, hani yapın ama et oranlarına bakarak alınabilir. Hocam 2 dakikam kalmış, hızlıca geçmeye çalışıyorum. Hormonlu hormonsuzları nasıl ayırt edelim demiştik. Pestisit dediğimiz üzerindeki lekelere bakalım. Ama onun dışında çok da kafaya takmayalım bunları diyorsunuz değil mi? Fazla şey yapmayalım. Anladığım kadarıyla açık süt kapalı süte hocam değindik. Hocam gıda boyası. Bu bir sürü şeyde gıda boyası kullanılıyor. Kullanılıyor. Ben önermiyorum. Yani gıda boyası kullanılıyorsa o da risk var demektir. Yani risk alıyoruz. Boya işi. Yani hocam nelerde gıda boyası var? Bizim marketteki bir sürü ürünlerde gıda boyası yok mu? Olmayan yok gibi artık. O hale getirdiler ki hani içeceklerde de var. Hani evet. İçeceklerin içerisinde koyuyorlar. Etlere bile koyuyorlar. Hani evet. Şaşırdım kaldım. Hani nasıl oluyor bunun rengini değiştiriyorlar. İnanılır gibi değil. Yani neler var? Hani çok boya kullanma çok kötü. Çok kötü. Biz bari evde hocam o boyalı yapalım. Çocuklarımız şeker yiyor. Bir takım markalar var. Bunların nasıl önüne geçe çocuklarımız? Yani şimdi seviyorlar çocukların hayatını. Neyi bilelim hocam çocuğa yani şekerli peki? Kadar, en masum ne sizce hocam? Bunu söyleyin. Meyve yedirebiliyorsanız meyve yedirin ama hani baktığınız zaman ama şimdi mesela elma şekeri var. Nasıl yedirmeyeceksiniz? Çocuk hani bunu ama mümkün olduk az yedirmemiz gerekiyor. Yani bunu dışlama şansınız pek yok yani. Abur cubur şeyleri mümkün olarak azaltmak lazım. Kolayı falan çocukların hayatından gaz içecekler. İçlerinde zaten şeker var yüksek oranda. Şeker var, bunları gazlar, diyeti zarar... falan da hocam fark ediyor mu diyeti? Diyet daha tehlikeli bence. Diyet daha mı tehlikeli daha diyorsunuz? Tehlikeli bence. Yani kilo milo sorunu açısından yapıyorlar ama bence hiç zaten ben hayatımda yoktur kola falan ama bu tür şeyler diyet olunca ben risk biraz daha artıyormuş gibi geliyor. Şimdi aspartam şokolata. Çok çabuk bitti süre. Programı kapatmak ben zorundayım ama biraz bizi rahatlattınız. Yani tabii ki o kadar korkmayacağız. Her şeyi yani yemek zorundayız ama dediğiniz noktaları dikkat edersek sanıyorum biraz daha iyi olacaktır. Önce sağlığımızı İnşallah. Korumamız lazım ki birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Aynen öyle katılıyorum. Yani. Biraz korursak herhalde hem kendimize daha mutlu oluruz sevdiklerimizle birlikte. Hocam çok teşekkürler yayınıma katıldığınız Rica için. Ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.